İyi akşamlar. Ekonomik Özel'e hoş geldiniz. Ekonomideki değişimleri, gelişimleri, dinamikleri yeniden karşınıza çıkarıyoruz. Ancak özel bir yayınla, özel yayının amacı ise çalışma hayatındaki son gelişmeleri karşınıza çıkarmak. Program konuğumuz ise özel bir konuk, Sayın Mehmet Müezzinoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağlıklı yayınlar diliyorum. Efendim, Türkiye ekonomisi 2017'ye hızlı bir başlangıç yaptı. Çeşitli sorunlarla bir taraftan boğuşurken çeşitli tedbir paketlerini de ard arda ekonomi yönetimi olarak sizler gündeme taşımaktasınız. İsterseniz sohbetimize bu bağlamdan kısaca başlayıp çalışma hayatındaki yeniliklere, gelişmelere değinelim. Her konuma sorduğum üzere ekonomik aktörler olarak siz ki ekonomi yönetiminin temsilcisi olarak son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomide canlanma sinyalleri alınan tedbirlerle beraber ne aşamada? Şimdi tabii öncelikle benim tüm milletçe bir zor 2016 yılı geçirdik. Bu 2016 yılının çok farklı zorlukları oldu. İşte hemen başında 2016'nın Rusya uçak krizi geldi. Özellikle turizm sektörümüzü veya terör eylemleri İstanbul, Ankara, bir de Bursa oldu. Ama Güneydoğu yoğun bir terör eylemi süreci oldu. Bir de 15 Temmuz hain darbe girişimi ekonomimizi ve birçok dinamiğimizi olumsuz etkiledi. Tabii yatırımcının güveni veya bir bekleyelim, bir görelim anlayışı 2016'yı gerek üretimde, gerek ihracatta, gerekse istihdamda beklediğimiz rakamları yakalayamadık. Tabii 2016'nın getirdiği açığı bir taraftan 2017 olarak göğüslememiz lazım. Diğer taraftan da 2017 hedeflerini de ilave tutturmamız lazım. Yani bir taraftan 2017'de çifte mücadelemiz var. Bir mücadele 2017'nin kendi hedeflerini başarmak. İki, 2016'nın yüklediği yükü 2017'de telafi etmek. Yani bunu işsizlik oranlarındaki artışlara baktığımızda özellikle 2016'nın Temmuz ayından itibaren böyle devam ediyor. Şu anda Kasım ayının rakamı, Aralık ayının rakamı Şubat ayında gelecek. 3 ay sonra geliyor rakamlar. Ama işsizlik oranlarındaki düşme rakamları Ocak ayından itibaren başladı. Ama biz rakam olarak bunu Nisan rakamlarında ve Mayıs rakamlarında göreceğiz. Aslında düşüş var ama rakamlar henüz resmiyet kazanmadı. 3 ay öncenin rakamları geldiği için, yani dolayısıyla şu anda konuştuğumuz rakam Ekim sonu Kasım'ın rakamları. Önümüzdeki ay konuşacağımız rakam Aralık ayının rakamı. Ama Ocak ayının rakamını ne zaman konuşacağız? Ocak sonundan itibaren 3 ay, Şubat, Mart, Nisan. Nisan sonu Mayıs rakamı olarak konuşacağız. Ama şu anda bizim özellikle bu çalışma hayatında milli seferberlik çalışmalarımızla Ocak ayında istihdamda 2017 için planladıklarımızda sorunsuz gidiyoruz. Bu neyi getirecek? Ocak ayında işsizlik oranlarının artışını durduracak. Ondan sonraki aylarda da aşağı düşüşleri göreceğiz. Aşağı düşüşleri Mayıs, Haziran aylarından itibaren göreceğiz. Ama 2017 sonu itibariyle hedefimiz 2017 sonunda işsizlik oranlarının 10 artı eksi 0.5'ini yakalamak. Yani 10'un altında 9.5 veya en fazla 10'un üstü 10.5 rakamlarını. Şimdi bütün yoğunluğumuz 2016 için planladığımız artı istihdam 900 bindi. Biz bunun 500 binini realize edebildik 2016'da. Şimdi 400 bin açığı 2017'ye ilave ettik. Yük olarak geldi. Evet. 2017'nin de artı istihdamı 900 bin. Bunu 1 milyon kabul ettiğimizde 400 binde geçen yıldan yük aldığımıza göre şimdi bütün stratejilerimizi bu yıl için, şimdi bu hafta yeni çalışmalar da yapıyoruz. Yarın hükümete de sunacağım, Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza. Ve bir hafta 10 gün içinde 1,5 milyon istihdamın eylem planını kamuoyuna ile paylaşacağız. Bu çalışma hayatında bizim açıkladığımız milli seferberliğin bir basamak daha ilerisi olacak.
Bizimki 2017'yi hedeflenen rakamlarla tutturmaktı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız dedi ki 2016'nın yükünü de telafi edecek bir yol haritası belirleyin. Şimdi bir haftadır onu çalışıyoruz. Yarın Başbakanımızla ve Maliye Ekonomi Kurulu'daki arkadaşlarla paylaşacağız. Ve inşallah bir hafta 10 gün içinde 1,5 milyon artı istihdamla ilgili eylem planını Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın onaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Bu da bir nevi müjde aslında baktığımızda. Tabii. Çünkü herkes kendini o 900 bine 1 milyona göre ayarlamıştı. Şimdi 1,5 milyona çıktık. Çünkü 2016'nın yükünü de bu yıl telafi etmezsek hep biz bir sıkıntıyla bir gideceğiz. Bir adım geriden geliyor. Dolayısıyla bunu bir taraftan istihdam, bir taraftan üretim artışı, ihracat artışını, ihracat artışı, dünya ile rekabet ve ekonominin dinamiklerinin daha hızlı yürümesi. İşverene de şu güvenceyi veriyoruz. Ya senin bu 1,5 milyon kişinin istihdamında istihdam yükünü biz paylaşıyoruz. Dolayısıyla burada istihdam yükünü paylaşıyor olmamız işveren için de yatırım, istihdam etme, daha çok üretme, dünya ile daha çok rekabet etme özgüvenini kazandıracak. Tabii burada zincirleme bir etki de söz konusu. Sizin vereceğiniz destekler topyekun ekonomiyi dünyada öne çıkaracak. Tabii. Yani ekonomik dinamiklerimize, ihracatımıza artı getirecek. Her artı hem ülkemiz için hem bizim maliyemiz veya SGK'mız için dinamiklerine katkı olacaktır. Peki bu açıdan baktığımızda daha spesifik olarak özellikle çalışma hayatında milli seferberlik kavramını oturttunuz. Bu bir program çalışması. Bunun detayları da belli. Ve farklı paketler içerisinde de tedbirler gelmişti. Örneğin ilk 3 aydaki SGK primlerinin ödemesinin yılın son 3 ayına bırakılması gibi farklı alanlardan da destekler var bu çerçevede. Böyle nokta atışı bakarsak işveren için ve çalışan için neleri sunuyorsunuz önümüzdeki günlerde? Şimdi bir SGK primlerini Ocak, Şubat, Mart aylarını ertelemek bunu biliyor. İki, yeniden yapılandırma yaptık ki bunu maliye 80 milyarın üzerinde. Biz SGK olarak 43 milyarın üzerinde yapılandırmanın ilk taksitlerini ve peşinatlarını %80 oranında tahsil ettik. Ama bu yapılandırmada da dedik ki Mayıs sonuna kadar erteliyoruz. Sen bir nefes al, toparla. Yani devlete vereceğim parayı bir 5 ay daha erteliyoruz. Onu işlerinin daha iyi yürümesi, çarkın daha rahat dönmesi, hani çarkı yağlamak için ilave bir şey olarak kullanacaksan kullan. Biz bunu senden Mayıs sonundan itibaren yine Haziran, Temmuz, maliye bir ay, bir ay biz SGK olarak devam edeceğiz. Bir şey daha dedik, ya sen bu %80 oranında taksidini ödedin, peşinatını ödedin ama %20 oranında ödeyemeyenler, bu ödeyemeyenlere de dedik ki sen de bu arada peşinatını öde ve sistemden kopma. Onları da yine Mayıs sonuna kadar sistemden kopmamaları için bir imkan tanıdık. Buna benzer birçok yeni ilave. İşte geçtiğimiz hafta sizlerin de malumu Sayın Maliye Bakanımızla Bursa'da çok yoğun programlar yaptık. Yani hem Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızda hem Esnaf Odamızda ben burada hem ticaret odamıza, sanayi odamıza, üyelerine, esnaf odamıza, üyelerimize gerçekten özellikle Maliye Bakanımız için çok verimli oldu. Biz arkadaşlarla sık sık görüşüyorduk ama özellikle Maliye Bakanımızın aldığı feedback bu cumartesi yayınlanan birçok vergi indirimleri, KDV indirimlerinde çok stratejik rolü oldu. Burada o beyaz eşyadaki %5 ÖTV indirimi burada önemli çıkıyor. Evet. Baktığımızda sizin geçen haftaki görüşmelerde BESOB'un ayrı bir beklenti listesi vardı. Esnaf ve sanatkar adına, iş dünyası adına da Ticaret Sanayi Odası'nın geniş kapsamlı 20 sayfalık raporu Sayın Maliye Bakanımıza ve sizlere iletildi. Çok olumlu bir atmosfer o cepheden ben algıladım yaptığım görüşmelerde. Siz de az önce ifade ettiniz. Yani gerçekleşmeler artacak mı o feedback sonucunda? Kesinlikle. Bir defa şu var. Bu ülke bizim ülkemiz. Bu millet de dinamik bir millet. Milletin başına çorap örmek isteyen hainlerin sıkıntılarını attık geriye. O sıkıntıların yaşatanlara bedellerini hukuk sistemi içinde ödetiriz. Ama biz geleceğe bakıyoruz. Büyüyen bir Türkiye, dünya ile rekabetini güçlü yapan bir Türkiye ve büyük hedeflere yürüyen
dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girecek gücü olan bir milletiz. Genç nüfusu var, dinamik nüfusu var, dünya tecrübesi olan sanayicimiz, yatırımcımız, girişimcimiz var. Dünyanın adını bilmediğimiz ülkelerine giden üreticilerimiz, ihracatçılarımız var. Önemli olan bu tuzakla kurulan tuzaklardan milletimizi kurtarıp önünü açabilmek, özgüvenini destekleyebilmek. Şimdi yaşanan sıkıntılar sonrası özgüven kaybını telafi edecek zor gününde yanındayız. Maliye olarak yanındayız, hazine olarak yanındayız, Çalışma Bakanlığı olarak, hükümet olarak komple yanındayız. Yeter ki senin ümidin kırılmasın, yeter ki özgüvenin azalmasın. Bu millete inan, bu millete güven. Bu millete inanan ve güvenen hiç kaybetmedi. Ben siyasette de onu söylüyorum. Millete inandığımız, güvendiğimiz için bizi millet hiç yanıltmadı. Millete inanıp güvenemeyenler de onlar düşünsün. Burada umut mesajları öne çıkıyor ama az önce çeşitli saldırılardan bahsettiniz özetle. Bütün bunlara rağmen toparlanma ve umut vaatleri somut desteklerle ortada. Not saldırıları da bana göre oldu. En son Fitch Ratings'i gördük, Standard & Poor's'u. Bütün bunlara rağmen doların da geriye de gittiğini gördük. Umut sinyalleri içerisinde bunu anmak da mümkün. Kesinlikle. Bakın bu kredi değerlendirme kuruluşları spekülatif algı yönetimi yapmaya çalışıyorlar Türkiye üzerinde. Ama Türkiye'de son 15 yıla baktığımızda çok güçlü bir ekonomik sistem var. Ama bunun arkasında ne var? Çok güçlü bir siyasi irade var. Onun arkasında ne var? Bu siyasi iradenin arkasında duran bir millet var. Zor gününde canı pahasına sokağa çıkan, canını şehit olarak bu milletin kaderiyle oynamak isteyenlere hayır diyen bir millet var. Siyasi iktidarın bir borcu var. Niye? Millete. Milletin hak ve hukukunu koruyacak, yanlış yapanların yanlışına dik duracak, mağdur olanları da mağduriyetten veya sıkıntıya düşenleri de sıkıntıdan ve mağduriyetten koruyacak. Ve bu savaşı, çünkü bir savaşa dönüştü artık bu, dünya ve gelişmiş ülkeler birçok güç odağı Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girmesini istemiyor. Türkiye'nin dünya şekillenirken ben de varım demesini istemiyor. Diyor ki dünyayı ben şekillendireceğim, sana biçtiğim rolü de sen kabul edeceksin. Bu millet de büyük bir millet, bana biçtiğin rolü değil, ben kendime biçtiğim rolün peşindeyim diyor. Biz bu millet olarak muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki bir rolü hedef olarak bu millet ve biz benimsedik. Bu hedefe 2023'te inşallah o dediğimiz süreci başaracak. Bu sürece de siz girmediniz ama bir atıfta bulunayım. Bu referandumdan çıkacak evet de çok büyük katkısı olacak. O zaman göreceksiniz doları. O zaman göreceksiniz o kredi kuruluşlarını. O zaman göreceksiniz bu milletin yeniden o özgüveniyle geleceğe güçlü yürüyüşünü. Çok kalmadı, 2,5 ayımız var. Sabır ve azimle, cesaretle devam. Evet, buradan önemli umut mesajlarını paylaşmaya devam ediyorsunuz. Pratik açıdan baktığımızda işveren ve çalışan için, örneğin iş arayan insan işkura gittiğinde nelerle karşılaşacak veya işverenler sizin desteklerinizden birebir nasıl faydalanacak? Şimdi bakın, ben dün İstanbul'daydım Feridun Bey. İstanbul'da İşkur müdürümüz ve SGK müdürümüzle bir araya geldiğimizde dedi ki Sayın Bakanım, bugün İstanbul'da 100 noktada İşkur şeylerimiz var, masalarımız var. AVM'lerde, halkın hareketli olduğu noktalarda diyoruz ki iş arayan kardeşime, ya biz bir yıl süresince asgari ücretin yarısı kadar ücretini işkur olarak biz ödüyoruz. De ki ey patron, ey işveren, ben asgari ücretin yarısı benim cebimde, senden talep etmiyorum. Alın terimi, gönül terimi, akıl terimi sana dökeceğim. Bunun yarısını da senden istiyorum. İkinci yılda %25'ini vermeye devam edeceğiz. Dolayısıyla maliyetine %50 bir ilk yıl, ikinci yıl %25 destek verdiğimiz genç, üretken bir çalışana, hem çalışan adına daha güçlü işverenin karşısına oturacaktır, hem de işveren hem yatırım yapmakta hem istihdam etmekte yarı yarıya istihdam maliyeti düşmüş bir yıl süresince. Dolayısıyla bu artı istihdamlarda özellikle iş kurlarımızı çok yaygın değerlendirebilirler. Bugün henüz iş kur
gördüm de görüşemedim. İki müdürümüzle göz göze geldik ama oturup da değerlendirme yapamadık. Bursa'da da İşkur'un her noktasında iş arayan kardeşlerimiz veya işçi çalıştırmak isteyenleri buluşturacak noktaları Bursa'da da rakam veremeyeceğim ama farklı rakamlarda kuruyorlar. Biz de topla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye genelinde o ticaret sanayi odalarının olduğu 252 noktada devamlı bir masa kurduk ve orada devamlı işçi işveren çalışan arasındaki danışmanlığı yapacak uzmanlar 252 noktada görev yapıyorlar. Ve anladığım kadarıyla oluşturmakta olduğunuz yeni daha genişlemeci programla bu destekler de artacak. Yani 1 milyon 400 bin kişiye ulaşmak Bir üzere. buçuk milyon diyoruz biz ona. Yani Tam Sayın 1,5. Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın talimatı o. Evet. Şimdi onu bu hafta son şeklini vereceğiz. Yarın da sabahtan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımızla diğer detayları görüşeceğiz. Sonra Bakanlar Kurulu var 11'den. Yani özetle müjdeler gelmeye devam edecek anladığım Bir kadarıyla. defa biz az önce söyledim. Darda, zorda, sıkıntıda olan bütün esnafımızın, bütün sanayicimizin, yatırımcımızın, girişimcimizin yanındayız. İş arayan kardeşimize de iş alanları oluşturmak için her türlü desteği ona vereceğiz. Yeter ki o çalışsın, yeter ki işveren ben üreteceğim desin. Yeter ki ben geleceğe ait planlarım var. Yanımda devletimi, hükümetimi görmek istiyorum desin. Devamlı yanlarındayız. Biz onlar için varız. Evet, biraz farklı yani sonuçta çalışma hayatı çok önemli konularla gündemde. Sizin destekleriniz genişleyerek devam ediyor ama arada zaten yıllardır farklı konseptlerdeki destekleriniz vardı. Buradan özellikle kadın çalışanlara dönük pozitif ayrımcılıklar var. Baktığımızda özellikle bakıcı parası Bursa'da pilot ildi bayağı bir tutuldu. Beklenmiyordu gelen güzel bir kaynakla beraber. Ama son aylarda hep konuştuğumuz bir torun Büyük bakım anne. parası. Evet büyük annelere maaş gidecek. Orada son durum nedir? Ayrıca Bursa ve İstanbul pilot il daha farklı illeri de yanına koyuyorsunuz. Son halini ne zaman Şimdi alacak? çarşamba günü olağanüstü bir işte paydaşlarımız var. Paydaşlarımızı da müsaade ederseniz hızla sayayım. Bir defa Bursa Ticaret ve Sanayi Odamız var. 1000 aileyi Bursa ve Ticaret Sanayi Odamızla birlikte yapacağız Bursa'da. İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk İş, Hak İş, DİSK'ten cevap bekliyoruz. Türkiye İşverenler Sendikası ve İlaç Üreticileri Derneği şu anda aklıma gelen paydaşlarımız. Paydaşlarımız diyorum, bu bir proje. Projenin %50 desteğini onlar verecek. %50 desteğini biz bakanlık olarak vereceğiz. Sonra bu projeyi bir yıl süresince uygulayacağız. Burada istiyoruz ki doğum yapmış anne istihdamdan kopmasın. Birincisi bu. Doğum yapmış anne yarı zamanlı çalışabilir ama maaşı yarı yarıya düşüyor. Maaşı yarı yarıya düşmesin. Orada o zaman annesini veya kayınvalidesini hangisi uygunsa bizim kültür değerlerimizle de örtüşüyor. Anneanne veya babaanne için de o uygun, torununa bakacak, mutlu olacak, huzurlu olacak, ruhen ve fiziken kendinizin sağlık isteyecek, torununa güven verecek, torunun şefkat, merhamet, sabır, anne için bir güvenliği ele bırakmış ve hem maaşı annenin düşmezken, maaşını tam olarak almaya devam ederken, hem de annesi veya kayınvalidesi de bir miktar toruna hediye alabilecek bir desteği bizden bu projeden almış olacak. Burada da rakam olarak şu anda asgari ücretin %30'u gibi yani yaklaşık 420-420'li rakamlar. Onu çarşamba günü son rakamlarını paydaşlarımızla netleştirdikten sonra birlikte protokolleri imzalayacağız, kamuoyuna da deklar edeceğiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte yürüteceğiz. Çünkü bunu bir hükümet projesine dönüştürdüğümüzde bu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın uhdesinde bir proje olacak. Peki burada herhalde başvurular çok yoğun olacaktır. Belli kriterler de muhakkak olacak. Onlar da netleşti mi yoksa çarşamba mı Şöyle ilkesel öğreneceğiz? olarak diyoruz ki yani anne iki asgari ücretten fazla
maaşı olanlar değil, bu projenin içinde iki asgari ücretin altında olan anneler olsun. Anneanne veya babaanne çocuğa bakacak sağlıkta olmasın, olsun ki yani yaşı veya sağlığı nedeniyle kendisine bakma durumu yoksa o tabii ki doğru olmaz. Yani gerçekten çocuğa bakması değil mi? Gerçek tabii mesela. Annenin istihdamdan kopması ve çocuğu o 8-10 saatlik sabah evden çıktı eve geldi. 8-10 saatlik sürede haftanın 5 gününde o çocuğun o ihtiyaçlarını karşılayabilecek dinamizminde sağlık dinamikleri olsun yaşıyla veya sağlıklı olmasıyla. Dolayısıyla o kriterleri de kamuoyuyla çarşamba günü tüm detaylarıyla paylaşacağız. Ve bir de istiyoruz ki yaklaşık 7 paylaşımız var. Orada İzmir var, Bursa var, İstanbul var. Buraya Kayseri gibi Anadolu'nun da bazı illerini koyalım ki bize veriler, çünkü projenin değerlendirmesi gerekiyor. Farklı bölgelerimizden farklı veriler gelerek projenin verimliliğini değerlendirelim diye farklı yerlerden örnekler gelsin inşallah. Şubat ayında talepleri alacağız. Çarşamba günü deklare ettikten sonra. Mart itibariyle de fiilen artık aileleri seçmiş olacağız. Sonra ödemeler başlayacak. Ödemeler başlayacak. Evet, Mart dediniz. Mart içinde bir başka beklenti var. Emeklilerimizin beklentisi var. Uzun süredir siz çok yoğun bir çaba da harcadınız. Kılı kırk yardınız. Kolay bir şey değil. Bankacılık kesimini ikna etmek sonuçta. Çok, çok zor. Meşhur maaş promosyonları. Bu konuda artık iş bitti bildiğim kadarıyla. İmzalar var. Protokoller her bankanın koşulu ayrı. Orada son durum nedir? Evet. Öncelikle ben tabii bu promosyon olayı 3-4 yıldır Türkiye'nin gündeminde. Önceki Çalışma Bakanımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Bey'e de teşekkür ediyorum. Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu rakamları Sayın Başbakanımızın ilave desteği ve özellikle kamu bankalarına talimatı olmasaydı başarabilmemiz mümkün değildi. Çünkü promosyon karşılığı bu rakamlar reel olarak bankaların verebileceği rakamlar değil. Ama Sayın Başbakanımızın özellikle kamu bankalarına bu işi mutlaka emekli lehine yapın talimatı sonrası bizim de arzu ettiğimiz bir rakamı yakaladık. Ve inşallah Mart ayı itibariyle Mart, Nisan, Mayıs ayında bankalarla bildiğim kadarıyla Ziraat Bankası ve kamu bankalarında sorun yok. İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank imzaları attı. Diğerleri de kendilerine göre stratejik planlar yapıyor. Burada bizim belirlediğimiz rakamlar aynı asgari ücret gibi veya tamam fiyat gibi. Bunun altında veremezsin. Ama bazı bankalar bazı gruplara daha cazip teklifler sunacaktır. Bizim emekli gruplarımızda gerek emekli maaşının durumuna göre, gerek yaş durumlarına göre, gerek ikramiye pozisyonlarına göre bankalar onlara farklı cazip olabilecek teklifleri değerlendirecekler. Sonra da benim 3 yıl süresince seçtiğim banka bu diyecek. O bankaya da protokol imzalayacak. Bu da Şubat ayının içinde olur. Ama bazıları emeklilerimiz ya dur bakalım ben daha iyi teklif sunacak bankada çıkar mı diye beklerse o zaman tabii ki o protokolleri, onların bireysel protokolleri marka sarkabilir. O tabii bizi aşan. Ama bizim yaptığımız protokol şu. Mart ayı itibariyle kamu bankaları ödemelere başlayacak. Nisan, Mayıs'ta da bitirecek. Evet, bu da artık kesinleşti. Vatandaş da hesabını ona göre yapsın. Çünkü... Ama şöyle diyelim, bir özel banka, A Bankası dedi ki ya ben ödemeyi Haziran'da yapacağım. Ama beni Haziran'da seçen emeklilerimize diyorum ki 375 vereceğime 450 veriyorum. Bunu diyorsa, emeklimiz de onu bekliyorsa o emeklimizle banka arasındaki bir iletişimdir, hukuktur. Biz ona yani karışmayız. Burada da demokratik bir hak var, tabii, seçim hakkı serbest var. Serbest piyasa ve rekabete açtık. Dolayısıyla burada tatlı bir rekabetten inşallah emeklilerimiz daha kazançlı çıkar.
Evet, her kesimin belli oranlarda kazançlı çıkacağı bir dönemdeyiz. Belli vergi indirimleriyle de beraber neticede ekonominin de canlanması, kazanması için önemli bunlar. Sona sakladığım bir soruyu da az önce çok kısa değindiniz ekonomik değerlendirmede. Son dakikalarda referandumun böyle özellikle ekonomi üzerinde hızlandırıcı etkisinden genel anlamda bahsediliyor ama şu ana kadar çok fazla ben sahnede görmedim ekonominin konuşulduğunu. Böyle satır başlarıyla birkaç konu neler değişebilir hayatımızda? Şimdi bir defa ekonominin en güçlü desteği istikrar ve güvendir. Yani istikrar ve güven varsa hiç korkmayın, başarırsınız. Ama istikrar zedeleniyorsa, peşinden güven de zedeleniyorsa ne yaparsanız yapın, patinaj yaparsınız. Dikkat ederseniz bize ülke olarak son 3 yıldır yaşatmaya çalıştıkları bir siyasi istikrarı bozmalıyız. İstikrar bozulursa güven sarsılır. Güven sarsılırsa biz bu ülkeyle ilgili bütün hesapları tutarız, tuttururuz dediler. Ama bu referandum bu ülkenin istikrarını ve güvenini arttıracaktır. İstikrar ve güvenin olduğu ortamda dışarı yatırımcı da, iç yatırımcısı da, gelecek hesapları da, planları da çok aktif bir şekilde, çok dinamik bir şekilde gelecek ve dolar yeniden yatağına dönecek. Büyüme yeniden burnunu yukarı doğru dikecek. İstihdam artacak ve Türkiye'yi ve bu büyük milleti güçlü bir gelecek, başarılı bir gelecek bekliyor. Yeter ki biz kaderimize beraber güçlü birlikte sahip çıkalım. Çatışan değil, ayrışan değil, küçük hesaplar yapan değil. Hani o büyük hedef var ya, muasır medeniyet seviyesinin üzeri. O hedefe hep birlikte kilitlenelim. Bu millet çok zorlukları başardı. Çok büyük başarıları da imza attı. Ben geleceğin bugünden çok daha güçlü ve başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bu millete hem inanıyorum hem güveniyorum. Evet, Sayın Müezzinoğlu, çok önemli müjdeleri de, umut mesajlarını da paylaştınız. Ben bütün Türkiye adına da burada teşekkür ediyorum. Özellikle de vatandaşın en önemli konularından biri şüphesiz evine ekmek götürmesi, işsizlik, onunla mücadele. Bu anlamda da size başarılar diliyorum. Çalışmalarınızda süremizin sonuna geldik. Ben de çok Teşekkürlerimi teşekkür sunarım. ediyorum tüm Olay TV izleyicilerine, bizi izleyenlere. Bir defa umutsuzluk bizim hayat felsefemizde yok. Bu milletin değerlerine, hedeflerine, hayallerine inanıyoruz ve güveniyoruz. Bunun gereklerini birlikte başardık. Bundan sonra da gereklerini birlikte yaparak çok daha büyük başarılara inşallah imza atacak. Tüm izleyicilerimize sağlıklı gelecekler diliyorum, huzurlu, mutlu gelecekler diliyorum. Bir şeyi söyleyeyim. Ayrıştıran ve çatıştıran, evet hayır kavgası yapan bir sürece asla fırsat vermeyelim. Evetin doğru olduğuna inanıyorum şu nedenle. Hayırın doğru olduğuna inanıyorum bu nedenle diyerek birbirimize kızan, birbirimize farklı gözle bakan noktada olmamalıyız. Bursa bu anlamda örnek bir il. Bu Bursa'nın örneğini büyüterek, genişleterek bölgemize de ülkemize de yansıtalım diyorum. Sağlıklı yayınlar, sağlıklı gelecekler. Teşekkürler. Evet, Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nu ağırladık, mesajlarını paylaştık ve ekonomik özel yayınının da sonuna geldik. Gelecek yayında görüşmek üzere, hoşça kalın efendim.